Bugün sizlerle cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Öğreneceklerimiz cebirsel ifadenin kullanımı, cebirsel ifadelerin terim sayısını ve katsayısını bulmak, cebirsel ifadelerde benzer terim, cebirsel ifadenin sayısal değerini bulma, cebirsel ifadenin sabit terimini bulma, cebirsel ifadenin katsayılar toplamını bulma ve cebirsel ifadelerde işlemler ve bu işlemlerin cebir karoları ile ifade edilmesi. Öncelikle cebirsel ifade dediğimiz zaman herhangi bir çokgensel ya da karesel bölgelerin çevrelerini hesaplarken, alanlarını hesaplarken genel olarak ifade ettiğimiz harfli ifadelerdir. Burada mesela 3x demek 3'ün katı, 4a kare, herhangi bir sayının karesinin 4 katı gibi ifadelere cebirsel ifade diyoruz. Bu şekli eğer kare kabul edersek, karenin bütün kenarları birbirine eşittir, bildiğiniz üzere. Eğer ben bunun bir kenarına a harfini kullanmak üzere a dersem, karenin çevresi 1, 2, 3, 4 tane a'dan dolayı 4a olacaktır. Yani çevreyi cebirsel olarak ifade ettim. Alanı ise a çarpı a'dan a kare olarak ifade edilecektir. Çevrenin ve alanın cebirsel ifadesini gösterdik. Şimdi cebirsel ifadelerin yani harfli ifadelerin terim sayısını ve katsayılarını bulurken terim artı ve eksi ile ayırdığım sayıların her biri, terimlerin her biri. 1, 2, 3, 4. 4 tane terim bulunmaktadır. Burada bir tane, burada bir, iki, üç tane terim bulunmaktadır. Birinci cebirsel ifademize bakar isek, x'li terimin katsayısı yani yanında çarpı olarak bulunan sayıdır. 2. Y'li ifadenin katsayısı işaretiyle birlikte okuyorum. Eksi 5. X'li ifadenin ya da x'li terimin katsayısı artı 2'dir. Buradaki 3 ise sabit terim oluyor. Mesela burada x'li ifadenin katsayısı 3'tür. Ya da buradaki cebirsel ifademizde x kareli terimin katsayısı eksi 3'tür. Şimdi cebirsel ifadelerde benzer terim çok önemlidir. İleride toplama ve çıkarma yaparken benzer terimlerden yani bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor toplama ve çıkarma yapabilmemiz için. Harfler ve harflerin üzerindeki sayılar aynı olmak zorunda. Mesela a kare b ile a kare b bu ikisi benzer terimdir. Ya da a b kare a b kare dikkat ederseniz harfler de aynı ve üstündeki sayılar da aynı. Katsayıların farklı olması benzer olmadıklarını göstermiyor. Örneğin 2x ile 5x bu iki ifadem de benzerdir. X'li ifadeden dolayı. Ya da 3x kare ile eksi x kare yine benzer terim olmaktadır. Şimdi herhangi bir cebirsel ifadenin sayısal değerini bulurken o harfin yerine yazıyorum. Dikkat etmemiz gereken tek nokta negatif olan sayıları kesinlikle parantez içinde yazmak. Eksi 2 parantez içinde eksi 2 üzeri 2. Eksi 4 yani bu aralarda hiçbir işaretin olmaması çarpma olduğunu gösteriyor. 4 çarpı eksi 2 çarpı 3. Artı 2 çarpı y yerine yine 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 5. Pozitif olan sayıları parantez içinde yazmamıza gerek yok. Negatif olanları kesinlikle yazacağız. Yoksa işlemimiz yanlış çıkacaktır. Öncelikle işlem önceliğimiz üstü sayılar olduğu için eksi 2 iki defa çarparsak artı 4 olacaktır.
Artı 4 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 12. Yine burada eksi 4 ile eksi 2'yi çarpar isem aynı işaretli ifadelerin ya da sayıların çarpımı pozitiftir. Artı 8'dir. 3 ile de çarpınca artı 24. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18. Eksi 5. Önce artı ifadeleri toplayalım. 24 artı 18 42'dir. Eksi 12 eksi 5 aynı işaretli olduğu için topluyorum. Negatif 17. Bu iki tam sayımız farklı işaretli olduğu için çıkarma işlemi yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız bunları hala karıştırmakta. Şu şekilde de düşünebilirsiniz. 42 lira alacağım var. 17 lira da borcum var. Sonuç olarak alacaklı olacağım için yine aradaki farkı yazıyorum. 25. Büyük olan ifade artı 25. Şimdi cebirsel ifadede sabit terim hiçbir şekilde harf olmayan sayımız. Yani sabit terim 5. Buradaki cebirsel ifademizde sabit terim artı 1. Cebirsel ifadelerin katsayılarını toplar iken de istersek harf yerine 1 koyarız ya da harfleri silip normal tam sayı işlemini yaparız. 3 eksi 5 eksi 3. Buradaki eksi 3 ile artı 3 0 yapacaktır. Yani katsayılar toplamı eksi 5. Burada aküpün önünde hiçbir ifade yok, sayı yok. Burada 1 olduğunu almayacağım. Yine harfleri sildiğimiz zaman 1 artı 3 eksi 2 artı 3. Önce pozitifleri topluyorum. 7 eksi 2 5 yapar. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi. Toplama işlemi yaparken benzer terimleri öncelikle tespit ediyorum ve katsayılarını topluyorum. X'li ifadeler benzer olduğu için katsayısı 3, buradaki katsayım eksi 2, 3 eksi 2 1 yapacaktır. Yani bir tane x. Eksi 5 ile artı 7 sayımız benzerdir. Artı 2. Bu ifadede benzer olanlar a kare ile buradaki a kare ifademiz. Yine katsayıları işleme sokarsak artı 4 eksi 3 bir tane a kare yapacaktır. Artı 4a bir a daha 5 tane a yapacak ve burada da eksi 3. Çıkarma yaparken birden fazla terim olduğu için yani çıkarılan sayı, çıkan sayı. Çıkan sayımız birden fazla terim olduğu zaman dikkat edeceğimiz tek şey buradaki eksiği her ikisinin de önüne dağıtmak. 8x artı 3'ümüz eksi önünde olduğu için eksi 3 olacaktır. Eksi artı yine eksi olacağı için 5x. Yine benzer olanları işleme sokalım. Artı 8x eksi 5x 3 tane x yapacaktır. Eksi 3. Burada da yine çıkarılan sayımızı aynen ya da ifademizi aynen yazıyorum. Daha sonra eksiyi tek tek içeriye dağıtıyorum. Her bir terimin eksiyi parantez içine dağıtmak demek, parantezin içindeki her bir terimin işaretini değiştirmek demek. Artı 3 a kare iken eksi 3 a kare. Eksi a iken artı a. Artı 1 iken eksi 1. Artı 2 a iken eksi 2 a. Benzerlere yine işaretimizi altını çizgi koyuyorum. 4 tane a kare eksi 3 tane a kare daha 1 a kare yapar. 1 eksi 3 a kare de eksi 2 tane a kare yapacaktır. Artı 4 a 1 a daha 5 a 1 a daha 6 a eksi 2 a daha yani 6 taneden 2 taneyi çıkardım. 4 tane artı 4 a. Eksi 3, eksi 1, eksi 4. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi.
Çarpma yaparken hangi harfle hangi harfi çarptığım, harfle sayı mı çarpıyorum yoksa parantez mi var? Bunlara dikkat edeceğim. A ile A'nın çarpımı. Bunların üstünde 1 olduğunu kabul eder isek üstleri topladım A kare. B ile B'nin çarpımı B kare. X ile X'in çarpımı X kare. Y ile Y'nin çarpımı Y kare. Şimdi burada sayı var dikkat ederseniz. Herhangi bir sayı daha olsaydı iki sayı çarpacaktım. Fakat 2 yalnız olduğu için 2'yi yazıyorum. X ile X'in çarpımı X kare. Dikkat ederseniz burada 2 tane sayım var. 3 kere 2 sayıyı sayıyla harfi harfle çarpıyorum. 3 kere 2 6. Y ile Y'nin çarpımı burada da gördüğünüz gibi Y kare. 2 kere 3 6. X ile Y benzer değiller. X çarpı Y olarak kalır. Burada bir parantezimizin içinde toplama işlemi var. Bu 2'yi parantezin içerisine dağıtıyorum. Dağıtmak şu demek oluyor. Bütün terimleri parantezin önündeki sayı ile tek tek çarpıyorum. 2 ile x'i çarparsam 2x. Artı 2 ile y'yi çarparsam 2y. Dikkat ederseniz eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile x'i çarparsam eksi 3x. Eksi 3 ile eksi 3y'yi çarpıyorum. Burada dikkat edersek eksi ve eksi artı yapacak. 3 ile de 3y'yi çarparsak 9y olacaktır. Parantezli çarpma işlemlerinde yine biraz önceki örneklerde parantezin önünde sayı vardı. Aslında değişen pek bir şey yok. Burada da harf var. X ile x'in çarpımı x kare. Artı x ile 3'ün çarpımı 3x. 2x ile 3'ü çarpar isek 6x. 2x ile x'i çarpar isem arada eksi var. 2x kare. Burada dikkat edersek yine 2 parantezimiz var. O zaman teker teker dağıtıyorum. Eksi 3 ile x'i çarpıyorum. Buradaki ifadeyle yanındaki parantezin bütün terimlerini önce çarpıyoruz. Eksi 3x. Eksi ile eksi artı yapacak. 3 kere 5, 15. Çarpma işlemini yaparken öncelikle işaretleri çarparsanız yanlış yapma ya da hata yapma olasılığınız düşecektir. 2x ile x'i çarpar isem x de pozitif olduğu için artı 2x kare. 2x ile eksi 5 işaretler zıt olduğu için eksi olacak. 2x ile 5'i çarparsam 12x. Şimdi benzer terimlere bakalım. 2x kare eksi 10x eksi 3x eksi 13x yapacak artı 15. Devam edelim. Burada da arkadaşlar x eksi 1'in karesi demek x eksi 1 ile x eksi 1'i yan yana yani 2 defa çarp demek. X ile x'i çarpar isem x kare. X ile eksi 1'i çarpar isek eksi x. Eksi 1 ile x'i çarparsam eksi x. Eksi 1 ile eksi 1 artı 1. Buradaki iki tane x'imiz benzerdir. Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2 tane x artı 1. Şimdi cebir karolarımıza dikkat edelim. İçi dolu olan dikdörtgenimiz x. İçi boş olan eksi x. Dolu olan, içerisi dolu olan yuvarlak artı 1, boş olan eksi 1. 1, 2. 2 tane x artı 2 olacak. 1, 2, 3 tane eksi x yani eksi 3x. 3 tane artı 1 artı 3. 2x ile eksi 3x benzer olduğu için toplarsak eksi x yapacak. Artı 2 ile artı 3 de artı 5. Şimdi karolarda şunlara dikkat edelim. Bir boş bir doluyu götürüyor. Aynı şekillerde. Yani şekiller aynı ise içi dolu olan içi boş olanı götürüyor. Sıfırlıyor. Burada dikkat ederseniz bir tane negatif x'im kaldı. Bunlar da topladığımda 5 tane yapmakta.
sonucumuzu görüyoruz. İki tane eksi çubuk var. İki tane eksi sayım var. Üç tane artı çubuğum var. Üç tane artı sayım var. Bu iki boş, iki doluyu götürürse bakın bir tane dolu kaldı. İki boş, iki doluyu götürürse bir tane dolu kaldı. X artı 1. Şimdi cebir karolarında bunu soruda size verecektir. Kare olan, içi dolu olan ifademiz x karedir. Yine çubuklarımız x. Şimdi x kareyi veren alanım x kare ise kısa kenarımda, diğer kenarımda yani karomun zaten kare olduğu için iki kenarı da x olacaktır. Şimdi bu uzunluğum eğer x ise karodan dolayı buralarda x'tir. X'i elde edebilmem için şu kenarlar ne olacak? X ile hangi sayı çarparsam x yapar? 1'i. Yani bu uzunluklar, kısa olan uzunluklar 1. Aynı şekilde buralara da yazdım. Yatay olarak okuduğumuzda x artı 3, dikeyleri okuduğumuzda x artı 2. Yani bu cebirsel karonun işlemi budur. Sonucu ne olacak? X kare 1, 2, 3, 4, 5 tane x, 2, 4, 6 tane de sayı. Yine bunu dağılma işlemini uygulayarak kullandığımızda bu sonucu buluruz. Aynı şekilde yazıyorum bakın yine. Buralar yine 1. Bunun tek farkı boş olanlara kısa olan kenarlarına eksi 1 yazacağım. Yataydan okuduğum zaman x 3 tane eksi 1 eksi 3'tür. Çarpı x artı 3. Eğer dağılma işlemini uygular isek x kare bakın 3 tane dolu 3 tane boşu götürdü. Eksi 9 sayarsak buradaki birleri olduğunu göreceksiniz. Katsayılar toplamı. Şimdi katsayılar toplamını bulurken böyle bir ifadede öncelikle bunu en sade hale getiriyorum. En sade hal dediğim ifade şu arkadaşlar. Burada çarpma işlemi var. Öncelikle bunu yapıyorum. Eksi 3x ile x'i çarparsam eksi 3x kare. Eksi 3x ile eksi 1'i çarparsam artı 3x. Burada bağımsız bir eksi 4'ümüz var. Benzer terimleri toplayalım. Artı 6 eksi 3. 3 tane x kare. Şimdi benzer terim ifadeleri de yaptıktan sonra katsayılar toplamında harfleri silelim. Geriye kalan tam sayılarım. Pardon, burası 4. 6 eksi 4, 2. Yine benzer terimlerin katsayıları nedir diyor. 3x, 4x kare, artı 4x, eksi 1. Burada benzer olan 3x ile 4x'tir. Katsayıları da 3 ve 4 olur. Sabit terim. Şimdi bu soruyu gördüğünüz zaman emin olun şıklarda artı 5 de vardır. Kesinlikle cevap artı 5 olmayacaktır. Neden? Çünkü burada dağılma işlemimiz var. Bu soruları da cevaplarken en sade halini buluyorum. Ondan sonra sabit terimi buluyoruz. Bu parantezi dağıttığımda 7x 7 kere 2 14 artı 5. Bu iki sayıyı birbirine benzediği için topluyoruz. 19. Hiçbir şekilde yanında harf olmayan tam sayımız 19 yani sabit terim. En sade eş değeri. En sade eş değeri dediği zaman da yine dağılma işlemimiz varsa dağılmayı uyguluyoruz. Benzer terimleri topluyoruz, çıkartıyoruz ve en sade hale getiriyoruz. 4x kare
Önünde herhangi bir sayı yok. Bir parantezin önünde değil. Yani bunlardan ayrı. Eksi 4 ile x'i çarparsak eksi 4x. Eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4. 2x ile x'i çarpıyoruz. Çünkü parantezin önünde bir çarpma işlemi var. 2x kare. 2x ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6x. Benzer terimler 6x. Benzer terimler eksi pardon 6x kare. Eksi 4, eksi 6, eksi 10x ve artı 4. En sade halini bulmuş oluyoruz. Yine burada cebir karomuz var. X kareli ifadeyi sağına soluna x yazıyorum. Negatif olanlarda yani içi boş olan çubuklarda eksi 1'e x yazıyoruz. Dolularda artı 1'e x yazıyorum. Eksi 1 olacak buralar. Yine buralar eksi 1 olacak. Yatayda okuduğum zaman x eksi 3 çarpı dikeyleri okuduğum zaman x eksi 2. Hangisi yanlıştır? Öncelikle benzer terimler var mı? Var. En sade hale getiriyorum. Eksi 4x olacak. Eksi 7y artı 3. Şimdi en sade ifadesi 3 terimlidir. 1, 2, 3. Doğru. Sabit terimi 3'tür. Gerçekten de hiçbir şekilde yanında harf olmayan sayımız artı 3. Benzer terimler 2x ve eksi 6x'tir. Daha önce burada yaptık. Evet. Katsayılar toplamı. Harfleri silelim. Eksi 4, eksi 7, artı 3. Eksi 4 ile eksi 7'yi topluyoruz çünkü aynı işaretli. Eksi 11, artı 3. Bunlar zıt işaretli olduğu için çıkartıyorum ya da şöyle düşünüyoruz. 11 lira borcumuz var. 3 lira alacağımız var. Sonuç olarak 8 lira borçluyum. Yani eksi 8. Burada artı 8 dediği için yanlış oluyor. Sabit terimini sormuş. Yine en sade hale getirelim. Yani parantezleri bir dağıtalım. 4x ile x'i çarparsam 4x kare. 4x ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8x. Buradaki eksiği içeriye dağıtmak demek bütün terimlerin yani parantezin içindeki bütün terimlerin işaretlerini değiştirmek demekti. Artı x eksi x olacak. Eksi 1 artı 1 olacak. 4x karenin benzeri yok. Bu ikisi benzer olduğu için ve işaretleri aynı olduğu için katsayılarını topluyorum. Eksi 9x olacak. Artı 1. Sabit terimiz artı 1. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.